Selamünaleyküm arkadaşlar. Heyecanla, dört gözle, biraz sabırla, biraz da sabırsızlıkla bekliyoruz. Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Kalan dört maçı bekliyoruz. Dört maç. İstanbulspor, ardından Sivasspor, ardından Ankara Gücü ve ardından malum suyun karşı tarafındaki takımla oynanacak olan son maç. Şimdi her maçın kendine özel hikayesi olacak bundan sonra arkadaşlar. İsterseniz gelin önce bir durum tespiti yapalım. Son durum nedir? Bir ona bakalım. Ondan sonra abicim yolumuza devam edeceğiz. Hani bir laf vardır ya, öyle biraz durdum, tereddüt ettim. Tabelaya bakalım diyeyim mi demeyeyim mi dedim. Evet arkadaşlar, bir tabelaya bakacağız. Şimdi bakın, tabelaya bakacağız. Ondan sonra güzel, keyifli bir muhabbetin hemen içine dalacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha büyüttük. Geldik arkadaşlar, ekranı tam ekran yaptık ve görüyorsunuz 31 maç oynanmış arkadaşlar. 31 maç oynanmış, Galatasaray 73 puanla liderlik koltuğunda. Aynen böyle benim gibi oturuyor. Ben de bugün ofiste biraz değişiklik yaptım. Arkama Aslan Emmi'yi aldım arkadaşlar. Aslan Emmi'ye dedim ki sen gel arkama. Gerçi tepeden ışıklar biraz yansıma yapıyor ama siz aldırmayın. Burada ekran var tabii. Ekranda bu defa görüntü getirmedim. Çünkü dikkatiniz oraya kayabilir diye. Söyleyeceklerimi çok net, kesin bir yolla kestirmeden söyleyelim ve sohbeti noktalayalım. Evet arkadaşlar, 31 maç, 73 puan. Hemen ikinci sırada yine 31 maçla 68 puanda olan bir başka takım var. Suyun karşı tarafında Megafon Ali'nin takımı, onun Fenerbahçe'si var. 68 puanda. Hemen onun bir altında, yani 3. sırada, daha doğrusu ikincilik, üçüncülük için birbirini yiyen iki takım var Galatasaray'ın altında. Onlar da abi 32 maçta 68 puan toplamışlar. Yani ikincilik yolunda biraz dezavantajlı görünüyorlar. Kartal'ın, daha doğrusu kuşun büyüğü biraz dezavantajlı bu yolda. Onlar da diyorlar ki şimdi bakın ne olacak diyorlar ve şöyle bir hesap yapıyorlar. Biz ligi ikinci bitireceğiz diyorlar. Nasıl bitirecekler? Bütün umutları Galatasaray. Galatasaray son maçta suyun karşı tarafı Megafon Ali'yi bir güzel ağlatacak. Bunlar da gelip zınk diye ikincilik koltuğuna oturacaklar. Öyle bir hesap içerisindeler. 3 puan gerideler ya bir maç fazlasıyla. Galatasaray yendiği zaman Allah'ın emri Galatasaray yenecek. Bunlar da ikili averajda zaten Fenerbahçe'nin önündeler. O zaman ne olacak? İkincilik koltuğuna oturacaklar. Galatasaray'ın sayesinde ikinci olacaklar. Planları, beklentileri bu. Neyse. O onların bileceği bir iş. Ama biz gelin bir son durum tespiti yapalım. Arkadaşlar son durum gördüğünüz üzere puan cetveli 73 puan, 31 maç, sadece bitime 4 maç var. Hafta olarak 5 ama 4 maç sonra biteceği için, Galatasaray son maçını Hatay oynamayacağı için, Fenerbahçe'de Antep, onlar da oynamayacakları için, demek ki 4 maç sonra Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle bu iki takım için lig bitecek. Bunun manası başka tabii. Burada Galatasaray bir iki adımda bilezik gibi yaptığı için ya da saksıya fesleğen gibi oturtacağı için, bilezik gibi yapacağı için Galatasaray zaten Ali Sami Yen'e 3 maç sonra şampiyonluğunu kazanmış olarak adını yazdıracağı için Ali Sami Yen'e son maça şampiyon olarak çıkacak. Eminim Megafon Ali ve arkadaşları ve oyuncuları şampiyon Galatasaray'ı inerler sahaya, çıkış tünelinin sağına soluna dizilirler, bir güzel alkışlayarak sahaya çıkarırlar. Dostluk diyorlarsa işte dostluk böyle oluyor. Göstersinler bakalım dostluk nasıl oluyormuş diyeceğiz ama onlar da böyle bir yürek, böyle bir beklenti zaten olamaz. Onlar da böyle bir dört de olamaz arkadaşlar. Şimdi biz bunu geçiyoruz. İsteseler de, istemeseler de, alkışlasalar da, alkışlamasalar da Galatasaray adama böyle etek giydirir, bikini giydirir, tanga giydirir, giydirir de giydirir. Aslan emmim de beni dikkatle dinliyor. Ey yavrum be.
Şunun duruşuna bak. Şunun haşmetine bakın. Şunun görkemine bakın. Şunun kararlılığına bakın. Şunun ciddiyetine bakın. Şunun insana verdiği güvene bakın arkadaşlar. Güvene. Güvene bakın. Nasıl da duruyor değil mi? Bütün havasıyla. Bütün coşkusuyla. İşte Galatasaray'ın gücü aslanından geliyor arkadaşlar. Aslan emmimiz be. Vallahi kim tutar oğlum seni? Yürü be, yürü be diyeceğiz aslanım. Evet, son durumumuz bu arkadaşlar. Ve ayın 16'sında salı günü Galatasaray hafta arası. Biliyorsunuz hafta sonu seçimler olduğu için maçlar hafta arasında oynanacak. Galatasaray ayın 16'sında 16 Mayıs'ta rakip sahada İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Şimdi bazıları hemen almışlar kalemi kağıdı ellerine. Bazı kıl kuyruklar var arkadaşlar. Ya çok gülüyorum onlara ya. Onlar var ya beni hep güldürüyorlar o kıl kuyruklar. Kendilerine göre tahminler yapıyorlar. Abuk subuk konuşuyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Bunlar da olmasa hayatta çekilmez oluyor be kardeşim. Böyle saçmalayacaklar. Böyle abuk subuk tahminler yapacaklar. Bilmem ne yapacaklar. Sizler bizler de onlara böyle güleceğiz abi, güleceğiz. Siz o kıl kuyrukları zaten biliyorsunuz. Kimler olduklarını biliyorsunuz. Onları size söylememe gerek yok ama hele bir tanesi var. Dallamanın önde gidenin sürekli abuk subuk tahminler yapıyor. Ve hayal görüyor. Bakıyorsunuz abi. Böyle bir şey olamaz ya. Adam kıl kuyruğun önde gideni. Ya bunun sesini kısayım da. Bunun sesini kısayım. Şu ya bu görüntüyü sizlere gösterdiğim için belki böyle garip bir görüntü arkadaşlar. O yüzden özür dilerim ama kusura bakmayın. Tip bu ya. Bakın abi şuna bakın ya. Bakın Allah aşkına kıl kuyruğa bakın. Kendine göre tahminler yapıyor. Ali Sami'nin de Galatasaray'ı yenmek diyor. Bir güzel olacak diyor. Bilmem ne olacak diyor. Bu adam var ya. Bu adam bir de spor müdürlüğü yaptı orada burada ya. Ve benim en çok üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Ben Dalga Dümen'le o zamanki bir gazetenin spor müdürlüğünü yapıyordum. Bazı arkadaşlar benim yerime dönemin işte onunu bunu ayarladılar. Binden neyini ayarladılar. Bizim ayağımızı kaydırdılar. İyi ki kaydırdılar. Zaten biz tavrımızla, şunumuzla, bunumuzla oralarda bulunmazdık. Bizim ayağımızı kaydırdılar. Kendileri işte o televizyonda orada program yapıyorlardı. Grubun televizyonunda. Bizim ayağımızı kaydırdılar. Benim bulunduğum gazetenin spor müdürlüğünden hani ben gidince birilerini getirecekler. Hegemonya ellerinde olsun diye. Bu az önce fotoğrafını gösterdiğim, görüntüsünü gösterdiğim kıl kuyruğu getirmişlerdi. Neyse biz kovulduğumuz için Allah'a şükrederiz ki iyi ki kovulmuşuz o zaman. Zaten kovulacak hamleyi de yapmıştık. Bana bir takım şeyler sorulmuştu o dönemde. Ben de bir güzel çakmıştım onların aha babalarına bilmem yüzüne karşı tabii adamların çakmıştık tabii. Dediler bundan hayır gelmez bunu şutlayalım. Biz şutlanmıştık arkadaşlar her neyse bu adam orada spor müdürlüğü yapmış. Meğerse nasıl bir amigo şimdi burada saçmalayıp duruyor kendine güldürüyor. Zaten buna da normal gülmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Arkanızı dönerek gülün yani. Bu ve bunun gibiler var tabii. Bunlar şimdi plan yapıyorlar, hesap yapıyorlar, kitap yapıyorlar. Niye bunu gösterdim? Bunlar oturmuşlar abi. Ya Galatasaray şu anda en yakın rakibinden 5 puan önde. O 5 puan önde olduğu rakibinden ayrıca artı birlikte ikili averajı var. Yani 5 artı 1. 5 artı 1 arkadaşlar Galatasaray önde ama bu kıl kuyruk bu 5 artı 1'i unutuyor abi bakın 5 artı 1 bunu hiç dikkate almıyor. İstanbulspor Galatasaray'ı yenecek, Sivas berabere bitecek, Ankara gücünü zaten yenemez. Ondan sonra son maçta da Fenerbahçe yener, şampiyon olur. Nah derler adama ben demiyorum da nah derler. Yani öyle de bir takım hikayeler var. Bir tanesi de onunla ilgili kusura bakmayın arkadaşlar bu iş biraz şov işi olduğu için size öyle kısa bir görüntü var affınıza sığınarak onu göstereceğim abi göstereceğim. Bunlara çünkü böyle bir cevap gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Burada adamın biri çok güzel de yapmış abi yapacağını yapmış. Al demiş sana abi ben bu size söyleyeyim mi? Şampiyonluk diyorlar değil mi?
Şampiyonluk diyorlarsa abi alın sizi. Sesli de vereceğim abi. Sesli de vereceğim. Hiç kusura bakmayın. Bunun için de arkadaşlar bana yorum morum yapmayın. İşte bakın adam burada çok güzel hani şampiyon olacağız diyorlar ya Fenerbahçe. Ha bir de Beşiktaş'ı şampiyon. Efendim diyor Beşiktaş peki Beşiktaş nasıl olur diyor. Beşiktaş şöyle 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 olur gider. Peki Fener nasıl olur? Fener de böyle böyle olur diyor. O da şampiyon olur diyor. Ulan alın size şampiyonluk bakın. Alın kardeşim size şampiyonluk. Kusura bakmayın arkadaşlar. Özür diliyorum. Buna bakın. Bunlar çünkü bunu bu şakada şu kadar ilk kadar bu kadar hak ettiler abi. Hak ettiler. Yok lan böyle bir şey. He? Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Hangi alemde yaşıyorsunuz? He? Böyle geleceksiniz, algı oluşturacaksınız. Hakemlerle, makemlerle şampiyon olacaksınız. He? Onun da görelim. Onun da görelim. Alın işte cevabı burada yatıyor. Arkadaşlar, şampiyonluk hayali görenlere az önce bir görüntüyle cevap verdik. Ama tabii ister istemez bunu yapınca aklıma başka şeyler gelmedi değil. O yüzden sizi biraz gerilere götürmek istiyorum arkadaşlar. Bizim tabii günlük spor gazetemiz vardı. O zaman Fotospor'da, Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Fotospor'da biz esprilere çok yer verirdik. Karikatürler yapardık, güzellikler yapardık. Ve o dönemde de Mustafa Denizli ile ilgili dönemin Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilgili bir takım işte iddialar ortaya atılırdı. Mustafa Denizli'nin işte gönderileceği yolcu olduğu vesaire falan gibi böyle laflar edilirdi. Mustafa Hoca da böyle bir seferinde kendisiyle ilgili Mustafa Denizli yolcu şeklinde diyenlere böyle güzel bir görüntüyle arkadaşlar cevap vermiştim. Hani Mustafa Denizli yolcu işte o dönemde başka şeyler de vardı. Hatta biz bu Mustafa Denizli'nin bu fotoğrafını arkadaşlar sonra yine bir lidere, bir dünya lideri vardı. İşte özgürlük muhabbetleri yapıyordu. Ona Atatürk Barış Ödülü verilmişti. O kişi de arkadaşlar o Atatürk Barış Ödülü'nü kabul etmedi. Gerekçe olarak da efendim yıllar önce söylüyor bunu. Türkiye'de işte insan haklarına saygı yok, özgürlük yok, o yok, bu yok dedi. Biz de dedik ki Mustafa Hoca'nın bu fotoğrafını koyarak bilmem kim al sana ödül dedik. Al sana madalya dedik. Böyle de bir şey yapmıştık. Şimdi bunu yıllar sonra diyoruz ki şampiyonluk hayali görenler. He? Şampiyon olacaksın. Alın size şampiyonluk. He? Alın bakın bakın alın şampiyonluk. İşte bunu da böyle belirtelim. Peki bunu yapınca arkadaşlar benim Kopil akla gelmez mi? Var biliyorsunuz beni dikkatle takip edenler Kopil var. Bizim Kopil'imiz vardı. İşte bu arkadaşlar şampiyonluk diyorlar değil mi? Alın size şampiyonluk. Bakın Kopil ne güzel de şampiyonluk gönderiyor onlara. Aslan baba yeter haklısın. Değil mi Aslan baba? Bize hak veriyorsun değil mi? Ey gözünü sevdiğim. Kopil de o şampiyonluk hayali görenlere böyle güzel bir görüntüyle cevap veriyor arkadaşlar. Şimdi bunlar neye güveniyorlar? Bunlar neye güveniyorlar? Bir, İstanbulspor kümede kalma savaşı veriyormuş. Fenerbahçe'den de 3-3'lük beraberlikle puan almışmışmışmış. Bir de bunların tabii güvendikleri hakemler var tabii. Ağababaları hakemler var ya. İşte en çok güvendikleri en son maçta, Başakşehir maçında Galatasaray'ın bir penaltısı verilmedi. Bir golü verilmedi. Ve ben bir diyorum ama siz iki değil. İki de kırmızı kart çıkmadı. Ne olacak? Icardi gole giderken indirildi. Kerem'in sırtına o Biglia mıdır tekmeyi geçirdi. En az iki kırmızı kart onlar olmadı. Peki Galatasaray'ı kupadan nasıl elediler yine Başakşehir marifetiyle? Galatasaray'ın iki tane penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın bal gibi bir golü bakın hep senaryo aynı. Penaltılar verilmiyor, goller verilmiyor. O maçta ekstra bir şey daha yaptılar. Adam gördü Kaan Ayhan'ın kafasına tekmeyi hard diye geçirdi. Faul bıraktılar, aldılar, golü attılar. Hakem verdi. Kim? Sağlam Kadir. Burada kim? Halil Umut Meler. Varda kim oturuyor? Abdülkadir Bitigen. Abi bunların hepsi bu işleri, bu abidik gubidik işleri iyi beceriyorlar. Bir de Galatasaray'ın İstanbulspor'dan sonra kiminle oynayacak abi? Maçı kiminle? Bununla, bunun takımıyla Sivasspor'la oynayacak. Şimdi bu Rıza Emmi'ye güveniyorlar. Rıza Emmi diyorlar. Hayır, yılda iki defa maç oynar bu Rıza Emmi. Galatasaray maçları. Kendini bir halt zannedenler
Böyle Galatasaray maçlarında kenetlenirler. Yılda iki defa oynarlar. O Beşiktaş'ta bir tane Getson mudur? Metson. Yılda iki maç oynuyor Galatasaray maçları. Kuyruk acıları var ya, Rize'de de oynamıştı Galatasaray'a karşı. Ne olmuştu? Rizespor küme düşmüştü. Çünkü birileri özel olarak gidiyor, dolduruyor. Cebine mangır koyuyorlar. Aman Galatasaray maçında. Oldu ne oldu? Oynadın da ne oldu arkadaşlar? Şimdi bunu da geçiyoruz. Buna güveniyorlar. Hakemlere güveniyorlar. Tetikçi hakemlere güveniyorlar. Lale Mali ablalarına güveniyorlar. Güveniyorlar, güveniyorlar. Şimdi hatırlayın arkadaşlar, Galatasaray'ın işte en son Başakşehir'le oynadığı maçta az önce de belirttiğim gibi kazanılan, daha doğrusu verilmesi gereken yüzde 1 milyon penaltı var. Şimdi pozisyon bu. Bunu biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, pozisyon bu. Şimdi pozisyona bakın, ben söyleyeceğim şimdi size. Herkes penaltı diyor. Çakar Ahmet penaltı diyor. Zortoğlu penaltı diyor. Gezer Gezmez penaltı diyor. Fırat Efendi öyle diyor. Bilmem Deniz Ateş Bitnel bilmem ne, o da diyor. Bülent Yıldırım var ya Trio programında, o da penaltı diyor. Yine orada Çoman Deniz var, o da öyle diyor. Yalnız orada bir tane Lale Male Şelale'nin yerine gelen seçkin miydi? Seçin miydi? Seçim miydi? Öyle bir abla gelmiş. Abla hayır, penaltı değil demiş. Lan ablaya bak sen ha. Bu abla kesin, bak. Bu abla kesin yakında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olur. Ablama bak be. Ablama kes yağlı tarafından bir döner. Ya abla, abla ya. Şuna sen nasıl penaltı değil diyorsun ya. Bak senin bütün emmiler penaltı demişler de ablam hayır demiş. Şimdi bunları da arkadaşlar dile getirdikten sonra, tabii işin gırgır kısmı var, legal luga kısmı var. Ama şunu biliyoruz ki bunlar iyice örgütlenmişler. Bunlar şimdi Galatasaray'a son darbeyi indirebilme adına son kazılarını oynayacaklar. İstanbulspor Sivas maçları. Hadi Sivas'ı da, çünkü ha Sivas'ın şöyle bir durum var. Şimdi Sivas'la Galatasaray ayın 20'sinde oynayacak ya. 3 gün sonra ayın 24'ünde, 20'sinde Galatasaray'la oynayacaklar. 21, 22, 23, 3, 24'ünde Fenerbahçe ile bu Sivas Türkiye Kupası'nda yarı finalin rövanş maçını oynayacaklar. Bu şimdi Rıza emmim şunu söyleyebilir. Ben Galatasaray'dan puan alırsam siz bana kupada yatar mısınız diyebilir. Megafon Ali'ye. Diyebilirler abi. Onlar da sen oradan puanı al, gel biz sana yatacağız diyebilirler. Kupada seni finale göndereceğiz diyebilirler. Tabii o kadar dübürleri yer mi ona bilmiyorum da. Bu hani orada burada sokakta böyle geyik muhabbeti türünden konuşulacak iddialar diyelim. Şimdi istesek de istemesek de onlar için şey önemli tabii, kupada finale kalmak. Çünkü Galatasaray'dan bunlar puan alsa da Fener'in öyle bir garantisi yok çünkü. Kupayı alacak ya da ligde bilmem ne falan, onların hepsi hikaye. Yani ayın 23'ünde 20'sinde Galatasaray'la oynayacak olan Sivasspor'un aklında 24'ünde oynayacağı kupa yarı final rövanş maçı var. Kiminle oynayacak? Megafon Ali'nin takımıyla. Jesus Emmim'in takımıyla. Ya da kendi başkanları bilmem kimin kongre üyesi olduğu bilmem neyle. Ala ile vala ile, hani ilk maçı verdiler ya Sivas'a. Öyle işte. O hesap abi. Geçtik. Hadi bakalım. Yesinler birbirlerini, oynasınlar. Demek ki tetikçilere güveniyorlar. Şelale Lale Mali ablalarına güveniyorlar. Rıza Efendi'ye güveniyorlar. Kısacası bunlar kendilerinden başka herkese güveniyorlar. Herkesi tutuyorlar. İşte Galatasaray böyle bunlara hep tutturuyor. Sivas'ı tutturuyor. İstanbulspor'u tutturuyor. Başakşehir'i tutturuyor. Ama hani tutuyorlar tutmasına da İstanbulspor da bunlara tutturdu ama. Yani böyle de bir durum var. Şimdi biz bunları da geçiyor muyuz arkadaşlar? Geçiyoruz. Galatasaray 5 puan önde mi? Önde. Puan 5. Bir de artı bir puan var. Şey, ikili averaj var. 5 artı 1. Ha! Büyük kuşu. Büyük kuşu hesaba katmıyoruz abi. Zaten büyük kuşla 5 puanlık fark var ya. Onların bir maçta fazlası var. Muhtemelendir onlar galiba o bye haftayı geçerken Galatasaray da Sivas'la mı oynuyor? Öyle bir şey oynuyor galiba. Zaten Galatasaray da oradan 3 puanı koydu muhaneye. Onların aradaki puan farkı bir anda 8'e çıkıyor zaten. Anladık mı arkadaşlar? 8'e çıkıyor. Onu da koyuyoruz bir kenara. O da bizi ilgilendirmiyor. Hani şimdi biz
Hatırlarsanız son sohbetlerimizin birinde dedik ki Okan Hoca'ya uyarı, öneri ve tavsiye niteliğinde bazı eleştiriler yaptık. Yaptık eleştirimizi, sorun dedik, niye yapıyoruz? Uyarmak için. Uyardık mı? Uyardık. Ve de tavsiyelerde bulunduk mu? Yani öneri yaptık, uyardık, tavsiyelerde bulunduk. Bütün bunlardan sonra dedik ki Okan Hoca, bak sen bu takımı buraya getirdin. Bu takımı buraya getirmek kolay bir şey değil. O yüzden hani böyle okyanusları geçip azgın dalgalarla boğuşup geçtikten sonra arkadaşlar Galatasaray'ın eğri oturup doğru konuşalım. Bu seneki şampiyonluğu çok önemli, çok anlamlı. Kimlerle mücadele etmedi? Bu öyle bir şampiyonluk yerine geçmez bu. Bu arkadaşlar 5 şampiyonluk yerine geçer. 5, 5. Hani istiyor ya Megafon Ali 5 şampiyonluk diye. Galatasaray TFF ile uğraştı. Şelale mahallelerle uğraştı. Megafon Ali ile uğraştı. Ağlak Ahmet'le uğraştı. İçindeki çakallarla, hainlerle uğraştı. 5 şampiyonluk işte. Al sana 1, 2, 3, 4, 5 şampiyonluk var burada. Kolay mı bunlarla uğraşmak, bunları alt etmek, bunların hepsinin üstünden silindir gibi geçmek? Zaten hepsinin üstünden silindir gibi de geçti. Ama işte böyle arada sırada bir maç kazananlar da kendilerini bir halt zannediyorlar. Biz büyük takımız ya, biz şöyleyiz böyleyiz ya. Kardeşler, arkadaşlar bakın şöyle bir kural vardır. Büyük takımlar aldıkları kupalarla sevinirler. Onlar için aldıkları kupalar, şampiyonluklar gurur vesilesidir. Küçük takımlar için de, sıradan takımlar için de o büyük takımları yenmek bir amaçtır, bir hedeftir. Ne olacak? Galatasaray abi ligin ikinci, ilk yarısının ikinci maçında Giresunspor'a yenilmedi mi? Yenildi. Bir şey oldu mu? Yok. Son maçta da işte, sondan bir önceki maçta da şeye yenildi. Cimnastik kulübüne ne var? Giresunspor da seviniyor. Oynuyorlar. Galatasaray'ı da yendik de yendik, yendik de yendik. Laga luga. Öbürü de Jimnastik kulübü de seviniyor. O da seviniyor. Her programda orada burada nasıl da yendik, nasıl da yendik diye seviniyorlar mı? Seviniyorlar. Peki netice abi? Kim kime zımbaladı? Kim kimi tutturdu? Yani tam da bu. Arkadaşlar şimdi Okan Hoca'ya uyarımız oldu. Önerilerimiz oldu. Tavsiyelerimiz oldu. Bunları bir başlık altında toplarsak eleştirilerimiz oldu. Daha iyi, daha mükemmel, daha güzellik adına. Ve aman şampiyonlukta ne dedik? Şey vermeyelim, rehavete kapılmayalım. Su uyur, kuşlar uyumaz. Kuşlar hiç uyumaz. O yüzden arkadaşlar ne olacaktı? Biz önerilerimizi, tavsiyelerimizi yaptık. Ve dedik ki, ey Okan Hoca. Ya kardeşim elinde 5 tane oyuncu değiştirme hakkın var. Niye 76'yı 77'yi bekliyorsun? Bu bir. İki. Ya bizim bu Muslera'ya bir haller oldu. Parasını tokatladılar bunun. Bir takım üçkağıtçılar, bir takım çakallar bunu tuzağa düşürdüler. Adamın mangırlarını götürdüler. Adamın aklı fikri orada. Sürekli hata yapıyor. Karagümrük maçında yaptı, Beşiktaş maçında yaptı. İşte Başakşehir maçında bizlere 9 doğurdu. Ya çık uyar bunu. Basit. Uzun oyna lan. Uzun oyna. Kısa oynayıp mahvetme. Taylan'ın Berkan'ın hayatını kaydırdı. Torreira'yı Trabzon maçında döt etti. Oliveira'yı bilmem ne yaptı. Bir de bunları söyledik. Bunları bundan sonra yaptırtma dedik. Bunlar da güzel öneriler. Bu benim önerilerime herkes katılıyor zaten. Hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Abi 9 doğurmak istemiyoruz. Çıkacağız İstanbulspor maçında 3. Sivas maçında 3-5, neyse onda 3-5, sonra Ankara gücü 3-5, ondan sonra Ali Sami Yen'e şampiyon olarak geleceksin. 50 bin aslanın önünde ve de milyonlarca, 40 milyon aslanın büyük coşkusuyla, güzel dualarıyla, sevinciyle, müthiş coşkuyla abi 23. şampiyonluğu kutluyor olacaksın. Ne zaman kutluyor olacaksın? Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle. Bir tarafta Cumhuriyet'in 100. yılı. Bir tarafta Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu ve bir tarafta da Galatasaray Megafon Ali'nin takımına yeni bir dekor, yeni bir destan yazarak ayrıca bir güzellik daha olacak.
Olacak mı? Olacak arkadaşlar. Bunların hepsi olacak. Belki bu arada işte jimnastik kulübü de kendini ikincilik koltuğunda bulacak Galatasaray'ın bu güzellikleri sayesinde diyelim ve noktayı koyalım. Şimdi demek ki arkadaşlar fazla ileri gitmeyelim. Söylenecek çok şey var ama gerek yok. Biz uyarımızı yaptık. Birlik beraberlik içerisinde ayın 16'sını bekleyeceğiz. 16 Mayıs Salı akşamı saat 20'de güzel bir galibiyet. Sonra ayın 20'sini bekleyeceğiz. Bir galibiyet daha ayın 28'inde de zaten final, son maç. Gördüğünüz üzere 3 maç. Arkadaşlar bitime 4 maç var. Yani aslında resmen 5 ama Galatasaray için 4 maç var. Ve de Galatasaray için ilk hedef 3 maç var. Kalan bir maç ise keyif maçı, tarihi bir rekor kırma maçı ve birilerini iyice gömme maçı olacak abi. İyice gömme maçı olacak. Megafon Ali bir tarafta megafonunu alacak, yanına Jesus'unu alacak, takım taklavatını alacaklar. Hep beraber yallah, yallah abi, yallah, yallah. Hepsi kayaya binip gidecekler. Şimdi burada birinci madde şu. Artık hiç rehavet yok. O yok, bu yok. Ama zaten saplamacı ve arkadaşları, yani Icardi ve arkadaşları asla bundan sonra abi boş durmazlar. Hiçbir şekilde taviz vermezler. Şimdi kuşların son hali böyle. Görüyorsunuz. Kuşlar bu durumdalar. Devam edelim abi. Ablamıza istifa istifa dedik. Ablam diyor ki yapmam diyor. Sonuna kadar diyor devam edeceğim diyor. Ya çıkmışlar yine almış yanında Hukdallas mıdır, Mukdallas mıdır ondan bundan. İşte yok efendim Fener'in bilmem Adana Demirspor maçında penaltısı oldu da işte şeye golü iptal edildi ya. İşte iptal edilmesi şöyleydi ama normaldi de falandı da sonradan işte eviriyorlar çeviriyorlar. Orada Fener'den örnek veriyorlar. Versenize Galatasaray Başakşehir maçında ben bu hakemleri Galatasaray doğradılar. Bu hakemleri yağlı kazığa oturtmam gerekiyordu ama ben onları korudum, kolladım, böyle yaptım, böyle yaptım. Halil Umut Meler'in yaptığı yediği haltı, onu bunu söyleyin abi. Söyleyin, utanmayın, sıkılmayın. Söyleyin, söyleyin. Siz söyleseniz de söylemeseniz de zaten millet biliyor. İşte biz Lale Orta sezonunu da arkadaşlar bu sene hayırlısıyla tamamlıyor olacağız. Bu arada abi Manchester City'de oynayan biliyorsunuz kaptan İlkay Gündoğan var. İlkay Gündoğan da bu arada açıklamalar yapmış. Nasıl bir Galatasaraylı olduğunu, 9 yaşında Galatasaray'ın o UEFA şampiyonluğunu falan filan anlatıyor. Onların hepsi güzellikler abi. Çok çok güzellikler var. Harika gelişmeler var. Şimdi arkadaşlar, neyse bir fotoğraf vardı. Göstermeyeceğim size onu. Bu adam, yani bu adam dediğimiz bu abla, hala oradan buradan işte yok Fenerbahçe'nin golü iftar oldu da olmadıydı da gittiydi de gelmediydi. Oralardan kendine bir payeler çıkarıyor. Ama biz şu fotoğrafa bakacağız abi. Buradaki ayrıntıları görün. Büyütün abi, yaklaştırın, bakın. Şimdi Oliveira bir yerde Muslera'nın yüzünden Beşiktaş maçında hata yaptı gibi oldu. Hatayı yaptı tabii. Hedef haline geldi. O oldu, bu oldu. Oliveira, Icardi, Mertens biraz eleştirildi. Neredesin denildi. Torreira'ya övgüler yağdı tabii. Ve Kazımcan, ben öteden beri oynasın dediğim Kazımcan arkadaşlar harikaydı. Şimdi fotoğraflara bir bakalım. Fotoğraflara bakalım. Şimdi bu Oliveira maç bitiyor. Başakşehir maçı bitiyor. Bakın arkadaşlar bench'ten geliyor. Sahaya nasıl doluyor. Nasıl bir sevinci var. Nasıl bir coşkusu var. Abi bu ne? Allah'ım ya adama bak ya. Adam oturur kardeşim maç bitmiş. Ben profesyonelim der. Hiç umursamaz bile. Hayır abi. Adam bakın nasıl seviniyor ya. Nasıl böyle yumruklar sıkılmış vaziyette. İşte budur. Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak şifreler burada gizli. Sadece o mu arkadaşlar? Evet, Mertens'i eleştirdik. Mertens dedik son haftalarda iyi oynamadı, o oldu, bu oldu dedik. Ama Icardi ile yaşadığı gol sevincine bakın. Adam ne gol sevinçleri yaşamış ama burada yaşadığı gol sevinçleri. Torreira arkadaşlar, Torreira.
gelmiş olan son dönemlerde Meledon sonra belki de Galatasaray'a gelmiş olan en savaşçı futbolcuların başında geliyor. Melo boş durmuyor zaten, oradan kuşları çıldırtıyor ama bu Torreira için neler dedi bazı dangalaklar. Yok efendim boyu kısaydı da işte öyleydi de böyleydi de, zaten bu 30 yaşında olmasa Arsenal niye bunu verir de, yok işte bir tane gol atmadı Uruguay takımında falan filan. Bu dangalaklara, bu dalyaraklara şunu söylemek lazım. Boyunun kısalığına bakmayın, gördüğü işleve bakın. Değil mi? Ne işler görüyor Torreira? Bu bir. İki. Torreira 30 yaşında değil, 26 yaşında. Bu iki arkadaşlar. Boyunun kısalığı hiç fark etmiyor. Geleğine, gelene, gidene, alayına döşüyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İşte benim size göstermek istediğim bir fotoğraf daha var. Bir fotoğraf daha var. Bu bambaşka bir şey arkadaşlar. Galatasaray'ın hani Okan Hoca işte sol bekli sorundu, oydu, buydu gibi bir takım muhabbetler oldu. Abi Galatasaray'ın sol bek, mol bek derdi yok abi. İşte burada bu Kazım Can var ya, bakın arkadaşlar. O Deniz Türüç'ü out'a gönderdikten sonra bakın nasıl bir sevinç, nasıl bir coşku, nasıl yüzündeki ifadeye, hırsa bakın abi. Genç, genç bu delikanlının bu hırsı, bu coşkusu gördüğünüz üzere bu fotoğraflar Galatasaray'ın bambaşka bir modda olduğunu, bambaşka bir havada olduğunu bize gösteriyor. Ve arkadaşlar Galatasaray'ın bir başka dörtlüsünden söz edeceğiz. Kaleci Muslera, evet kaleci Muslera biraz önündekileri zor durumda bırakıyor, başlarını derde sokuyor ama görüldüğü üzere kanatlarda oynayan bir tarafta Boey, diğer tarafta Kazımcan. Ortalarında Nelson ve de Abdülkerim. Gördünüz değil mi arkadaşlar fotoğrafları? Şimdi bütün bu güzellikleri, bütün ben bu güzellikleri sizlere niye gösteriyorum? Galatasaray'ın nasıl bir istim üstünde olduğunu, nasıl bir inanç içinde olduğunu, Galatasaray ruhunun nasıl geri geldiğini, futbolcuların içerisine bu Galatasaraylılık ruhunun nasıl işlediğini işte biz bu fotoğraflarda görüyoruz. Burada tabii Icardi bambaşka bir rolde arkadaşlar. Saplamacı Icardi bambaşka bir rolde ve Galatasaray harbiden çok da doğru yolda ilerliyor. Ve bu arada arkadaşlar ekstra bir haber de verelim. Futbol Federasyonu'nun Cuma günü yabancı yasağını kaldıracağına dair bir takım iddialar var. 14 yabancı ile sözleşme yapılacak. 14 artısı var. 14'ler normal koşullarda yapılacak. 14'ün üstüne ilave yapanlar oluşturulacak olan fona galiba hatırı sayılır bir miktarda para aktaracaklar. Artı takımlar 14 yabancı ile mukavele imzalayacaklar. Ve de arkadaşlar isteyen takım sahaya 11 yabancı ile de çıkabilecek. Tabii bunun için çok ağlayanlar, sızlayanlar olacaklar. Ama olsun, bizi de ilgilendirmiyor. Bu arada Megafon Ali Jesus emmisini çağırmış. Niye lan biz girersine puan verdik? Söyle bakayım demiş. O da demiş ki baba benim bir suçum yok. Burada futbolcular suçlu demiş. Futbolcuları atmış. Ve Galatasaray tabii klasiktir o. Galatasaray şampi hep bunu söylerler. Icardi ateşi yaktı arkadaşlar. Icardi ateşi yaktı daha durun. Bu arada Icardi ile ilgili iyi gelişmeler var. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle belki işte bonusu olabilir, onu bunu olabilir. Yaklaşık işte 3,5, 3,8, 4 sınırında da bir parayla kendisine, Icardi'nin kendisine verilecek bir parayla Icardi Aslan'ın, daha doğrusu Galatasaray'ın arkadaşlar kesin mukavelli futbolcusu olacak. Şampiyonluk modu açıldı. Evet açıldı kardeşim. Açılacak. Kükreye kükreye geliyor diyor. Adama böyle kardeşim yaptırırlar bunları. Bu başlıkları atanlar, bunları yapanların hepsi Fenerbahçeli. İsteseler de istemeseler de bunlar olacak. Ve biraz önce de söyledim. Icardi ile ilgili toplantılar yapılıyor ve bu toplantılar devam edecek. Gözünü seveyim be. Bakın arkadaşlar. Güzelliğe bakın, güzelliğe. He? Güzelliğe bakın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmaya gerek yok. Ben de biraz dağıldım böyle. Size şimdi şu güzellikleri göstererek veda etmek istiyorum. Bakın burada
O maçtan sonra hani büyük bir sevinç vardı, büyük bir coşku vardı ya arkadaşlar. Orada aslında görmek, göstermek istediğim şu, tribünden gelen bir kopil var. Bak 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 nasıl geliyor. Nasıl geliyor? O futbolcuların arasına katılıyor. İki tane de yalak abi, yardakçı, güvenlik görevlisi arkadan çocuğu kovalıyor. Bırakın lan çocuğu, kıyar ağları. Adam size ekarte etmiş, tribünden atlamış gelmiş oraya. Bakın çocuğu alıp getiriyorlar şimdi. Kıl kuyruklar. Ama müthiş coşku, müthiş heyecan. Arkadaşlar hepsini bir kenara koyacağız. Olan olmuş, biten bitmiş. Bundan sonra arkadaşlar hiç ona buna bakmayacağız. Galatasaraylı futbolcular, taraftarlar, herkes artık 23. şampiyonluğa inanmışlar. Gün sayıyorlar. Geriye sayım başladı. Geriye sayım artık normalde 4 maç var. Ama hani resmen 5 maç. Galatasaray için 4 maç ama Galatasaray için 3 maç önemli. Hangisi abi? İstanbulspor, Sivasspor ve de en son oynayacağı işte Ankara'da oynanacak olan Ankaragücü maçı. Ve o kopil var ya, sahaya koşan kopil. Kopilin de abi sırtında İsa yazıyormuş. Şimdi İstanbulspor'la oynuyorlar. İstanbul'un iyisi. Sonra Sivas'ta oynuyorlar. Sivas'ın S'si Ankara, Ankaragücü A'sı İsa. Diyorlar ki bak böyle de böyle bir tesadüf var. İsa sahaya indi ve de şampiyonluk geldi gibilerden güzellikler anlatılıyor. Bu arada arkadaşlar Okan Buruk Hoca'nın da artık bizim daha önce bazı eleştirilerimiz oluşmuştu. Ama bu eleştiri tamamen uyarı, öneri ve de tavsiye niteliğindeydi. Yapılması gerekenleri o yapacak. Muslera'nın abuk subuk o top oyuna sokma macerasını vazgeçirtecek. İleri oynayacak. Doğru oynayacak, düzgün oynayacak. Futbolcular zaten Galatasaraylılık ruhuyla yanıp tutuşuyorlar şu anda. Bütün yıldızlar el ele vermiş. Bundan sonra arkadaşlar biz şuna inanıyoruz. Kim gelirse gelsin. İsterse Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih karması gelsin. Bakın karması gelsin hiç fark etmez. Galatasaray alayının üzerinden geçer. Ama burada benim size anlatmak istediğim başka bir şey var. Hemen bir iki cümleyle söyleyelim. Bu puşlar, kuşlar, içerideki hainler ters algı yapmaya çalışıyorlar. Bir takım bağlama yapmaya çalışıyorlar. Sakın ha sakın bunlara inanmayın. Bunlara gülün geçin. Bunlara şeyinizle gülün. Hani ben biraz önce Mustafa Denizli'den, Kopil'den örnekler verdim ya. Sonra bir tane şakada şu kadacı vardı. Ondan da bir örnek verdim. Onlar hani şampiyonluk hayali görüyorlardı. Alın size şampiyonluk dedik. Neydi o dediğimiz? Onu biliyorsunuz değil mi? Mustafa Denizli'nin o güzel fotoğrafını artı Kopil'in fotoğrafını arkadaşlar. Onlara bu yeter. Daha fazlası olmaz. Bünye daha fazlasını kaldırmaz arkadaşlar. Burada bakın Mustafa Denizli'den onlara bu hediye olsun. Bakın Kopil'den de bu hediye olsun. Şampiyonluk istiyorlar ya. Alın size şampiyonluk. Arkadaşlar yeni sohbetlerde beraber olacağız ama bundan sonraki sohbetlerimiz İstanbulspor maçına kadar artık böyle güzel, coşkulu, havayı, güzellikleri anlatan türden olacak. El ele vermenin, birlik beraberlik içerisinde gitmenin bunları anlatacağız arkadaşlar. Hep birlikte tek amaç uğruna. Artık olumsuzluklar yok. Olumsuzlukları söyledik. Öneri, tavsiye niteliğindeki eleştirilerimizi yaptık, uyarılarımızı yaptık. Şimdi birlik, beraberlik içerisinde hep beraber taşın altına elimizi sokup şampiyonluğu, 23. şampiyonluğu kutlayacağımız günü bekliyor olmak lazım. Arkadaşlar lütfen sohbetimizi yayın, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da unutmayınız. Biraz uzun oldu ama ne yapalım, o da bizim gevezeliğimizden dolayı. Aslan emmimize de saygılar, sevgiler gönderiyoruz hep birlikte. Aslanı çok seviyoruz. Arkadaşlar aslan diyor ki abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım Ersan abinin kanalına abone olmayı unutmayın diyor. Bakın aynen öyle söylüyor. Beğenmeyi unutmayın diyor. Paylaşım yapmayı unutmayın diyor. Aslan'ın verdiği istedikleri abi kesindir, değişmez. Lütfen Aslan'ın sözüne dikkat edin ve abone olmaya sürdürün arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.